Kurtlar Vadisi izleyicisi şaşkın. Sağ gösterip sol vurdular. Ocak Şubat derken Mart geldi. Ocak Şubat derken Mart geldi. Kurtlar Vadisi izleyicisi şaşkın. Sağ gösterip sol vurdular. Kurtlar Vadisi hayranları dizinin yeni versiyonunu heyecanla bekliyor. Kasım ayında müzikte mazhar alan son ile programına katılan Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi için heyecanlandıran bir açıklama yapmıştı ünlü oyuncu diziyle ilgili merak uyandıran açıklamasında başlama tarihi için Ocak ayını işaret etmişti. Ancak dizinin başlamaması büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. Heyecanlı bekleyiş başladı Kurtlar Vadisi hayranları Polat Alemdar'ın neler yapacağını, Cahit ne tür maceralara atılacağını ve tabii ki yeni karakterlerin kimler olacağını merak ediyorlar. Ayrıca dizinin 2023 yılında hangi konulara odaklanacağı da merak konusu oldu. Ocak ayı bekleniyordu. Kurtlar Vadisi'nin Ocak ayında izleyici karşısında olması bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı. Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz geçtiğimiz aylarda müzik temas har alan sonun sunumuyla ekranlara gelen programda dizinin başlaması için Ocak ayını göreceklerini ifade etmişti. Bu açıklamada izleyicileri heyecanlandırmıştı ancak Şubat ayının sonunun yaklaşmasına rağmen dizinin başlamaması izleyicilerde büyük bir şaşkınlık yarattı. İzleyiciler büyük bir merakla yapımcı şirketten yapılacak açıklamaya odaklandı. Hazırlık içerisindeyim ünlü oyuncu açıklamasında şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için. Sözlerini sarf etmişti. Açıklama bekleniyordu yapılan bu açıklama izleyicileri heyecanlandırırken gözler pana filmden yapılacak açıklamaya çevrilmişti. Hayal kırıklığı yarattı dizi yıllardır heyecanla bekleyen izleyiciler henüz Pana filmden bir açıklama gelmemesi üzerine hayal kırıklığı yaşadı. Öte yandan Kurtlar Vadisi'nin dijital platformlardan birisinde yayınlanacağı da iddia edilmişti. Ancak iddialar asılsız çıktı. Kurtlar Vadisi 15 Ocak 2003 tarihinde Show TV'de Bu bir mafya dizisidir sloganıyla yayınlanmaya başlayan aksiyon, dram ve politik türündeki Türk televizyon dizisidir. 10 sezondan oluşan dizi, 16 Haziran 2016 tarihinde yayınlanan 300. bölümü ile sezon finali yaparak son kez yayınlandı. 10 Eylül 2020'de Necati Şaşmaz'ı ziyaret eden Beyaz TV muhabiri Tahir Sarıkaya sosyal medya hesabından dostum Necati Şaşmaz ile 2022 yılında başlayacak Kurtlar Vadisi'ni konuştuk, diye bir paylaşım yaptı. Sonradan ise amı yıl konusuna espri yaptım arkadaşlar, diyerek paylaşımını güncelledi. Böylece tarih vermeden serinin ileride devam etme ihtimalini takipçilerine ve Kurtlar Vadisi izleyicilerine duyurmuş oldu. Mansar Alanson'un sunduğu programın 12 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan bölümünden Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi pusunun uzun bir aradan sonra yeniden başlayabileceği hakkında bilgi verdi. Yeni yılla birlikte Kurtlar Vadisi pusu dizisinin başlayabileceğini açıkladı. Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için dedi.